Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel duyuruları, aklınıza takılan soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Sağlık Bakanlığı'na tekrardan bir personel alımı gerçekleştirilecek. Fahrettin Koca'nın personel alımı ile yapmış olduğu güncel bir açıklama var arkadaşlar. Videomuzda bu konuyu ele almış olacağız. Öncesinde sizler kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve videolarımızı beğenerek bizlere destek vermenizi istiyorum. Şimdiden destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımıza personel atamasının ne zaman yapılacağı sorusu soruldu. Verilen cevaba baktığımız zaman yıl sonuna kadar atamayı yapmak için uğraşıldı. Sayının yüksek tutulmasının istenildiği ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atama sayısı konusunda zorlandığı ifade edilmektedir. Alım yüksek bir ihtimalle Kasım ayının sonunda, Aralık ayının ilk haftasında bizlerle paylaşılmış olacaktır diye düşünüyorum. Birçok branşta alımlar gerçekleştirilecek. Hangi alanda kaç atama yapılacak bunun bilgisine haiz değiliz. Fakat güvenlik görevlisi alanındaki alımlar oldukça fazla olacaktır. Yüksek bir ihtimalle de kurayla alım gerçekleştirilecek. Bu yıl çok yüksek düzeyde güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirildi arkadaşlar. Şu süreçte de alımlar devam edecektir. Bizi takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten tamam puanlarını sizlerle paylaşıyorum. 60 puanlarla, 65 puanlarla hatta daha düşük puanlarla da atamalar gerçekleştirildi. Birçok arkadaşımız 2-3 yeri kazandı. Bu yerlerden herhangi birini tercih ederek gitti. Umuyorum sizler de böyle durumlarla karşılaşırsınız. Güvenlik görevlisi kartınız yoksa mutlaka temin edin. 2024 KPSS'ye çalışın arkadaşlar. Almış olduğunuz puanları mutlaka değerlendireceksinizdir diye düşünüyorum. Güncel açıklamalar yapılınca, kontenjan ve takvimler açıklanınca da sizleri bilgilendirmiş olacağım. Diğer videolarımızda görüşene dek bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.